Merhabalar dostlarım. Bugün birazcık nostalji yapıp Plak isimli oyun oynamayı düşünüyorum. Biliyorsunuz Plak isimli oyunda oyuncuların hazırladığı senaryolar mevcut. Bu senaryolar işte günde iki tane yenileyebiliyorsunuz. Trumpeti senaryosunu gördüm. Hoşuma gitti. Denemek istiyorum. Bakalım işte Trump bütün dünyayı ele geçirebiliyor mu vesaire falan diyor. Ee, hiç oynamadım daha önceden. Zor seviyede oynayalım bakalım. Trump bütün dünyayı ele geçirebilecek mi? Tahmin ettiğim gibi sadece Amerika'da başlatabiliyorsunuz hastalığı. E, yayılma kısmında President yeteneği var. Belirtiler kısmında sinirsel bozulma diye bir yetenek var. Yetenekler kısmında da bakalım bir farklılık var mı? Aynen yetenekler kısmında da bir farklılık var. Self-preservance. Bakalım. Tedaviyi zorlaştıran bir yetenek. Burada hastalığın şiddetini arttıran başka bir yetenek var. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Isı direnci, soğuk direnci. Ve trojen uçağı. E, nöraks solucanı büyük ihtimalle. Bu aynen öyle. Nöraks solucanı ortaya çıktı diyor. Şimdi burada e, yayılma kısmı. Açalım arkadaşlar yavaş yavaş. Önceliğimiz yayılma olacak. Nöraks solucanı olduğu için e, bütün dünya yayıldıktan sonra. Yani hepsini öldürmenize gerek yok. Yani onları kendimize hayran bıraksak da bu oyunu kazanabiliyoruz. Zaten e, bütün dünyayı ele geçirmeye çalışan Trumpitis hastalığı. Yani illa herkesin ölmesine gerek yok. O yüzden önce yayılma, sonra da belirtileri açacağız arkadaşlar. Şimdi bu e, bir nöral solucan olduğu için eee erkenden Trojan uçağını açmak lazım. Birazdan açacağım ben kendisini. Bize şöyle bir avantaj sağlayacak. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar mesela aralarda bize herhangi bir ülkeye yollamak için bir uçak verecek. Biz de hastalığımızı o ülkeye yollayacağız. Tabii ki bildiğiniz üzere işte Grönland, Yeni Zelanda, Karayipler, Madagaskar vesaire falan buralara hastalık bulaştırması zor oluyor. Özellikle de buraları tercih edeceğiz. Trojan uçağını açtıktan sonra e, yayılma kısmında hastalığımızın bulaştırıcını arttırmaya devam ediyorum. E, su ve hava ile bulaşı iki seviye çıkardıktan sonra artık yavaş yavaş yetenekler kısmına geçeceğiz. Eğlenceli bir senaryo yapmışlar. Ben yeni senaryolarda bu yeni yetenekler, yeni yayılma yolları vesaire falan yaptıkları zaman hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi burada yetenekler kısmından soğuk direnci ve ısı direncini birer seviye yükseltebiliriz. Yavaş yavaş diğer ülkelere yayılmaya başladık. Mesela şimdi burada bize Trojan uçağı verdi bir tane hemen Grönland'a yollayalım. Çünkü biliyorsunuz Grönland'a hastalığı bulaştırması gerçekten zor. Sonra Yeni Zelanda, Madagaskar Buralara hastalığımızı uçakla yollayacağız. Şimdi artık yayma kısmından herhangi bir özellik açmamıza gerek kalmayacaktır. E, hastalığı tespit ettiler yeni küçük hastalık yayılıyor dediler ve tedavi çalışmasını başlattılar. Şu an e, çok fazla bir semptom olmadığı için e, bana karşı böyle şiddetli bir tedavi arayışına girmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Uçağımızı Yeni Zelanda'ya yolladık. Bakın demiş ki Trumpet sadece bir parazit demiş. İşte hani e, tatsız olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı vermiyor. Korkmaya gerek yok demişler. Yani bu ne demek? E, şu an için bize bir bize karşı bir tedavi arayışına girmeyecekler demek. Ee, şimdi rahatsız edici Trump raporları ortaya çıkmaya başladı. Isı direncini yükselttik. Bu arada hemen uçağımızı nereye yollayalım? Karayipler'de hastalık var. Ee, Madagaskar'a gönderebiliriz. Madagaskar da sıkıntılı bir yer. Hemen buradan soğuk direncinde bir seviye yükseltiyorum. E, gayet güzel. İkinci seviyeye çıkarmak gerekmiyormuş bunları. E, o birazcık oyunu kolaylaştıran bir durum olmuş. Şimdi bir tane daha uçağımız var. Bunu da Filipinlere yollayalım. Trampitis takip listesine alındı. Artık yavaş yavaş tedavi geliştirmeye başlayacaklardır. Şimdi gelecekteki araştırma hızını azaltabilmek adına bunu açabilirim. Ya da hastalık şiddetini Hastalık şiddetini henüz arttırmak istemiyorum. Biraz daha DNA puanı toplayıp yetenekler daha doğrusu belirtiler kısmından bir takım özellikleri açabiliriz. Şu an hastalığın bulaşmadığı ülkelere bakıyoruz. Yani çok bulaşması zor olan bir ülke kalmamış. Yani böyle bir ada ülkesi falan kalmamış. Oralara rahatlıkla bulaşır diye düşünüyorum. Hemen zaten bir tane Trojan uçağımız geldi. İsveç'e gönderelim. Şu an hastalığın bulaşmadığı bir yer kalmadı. Buradan artık tedaviyi zorlaştırmak adına bir takım özellikleri açalım. Ben buraları biraz e, hızlı geçiyorum siz gerekirse yetenekleri kendiniz okuyabilirsiniz. Şimdi belirtiler kısmından açıyoruz arkadaşlar. Bu arada belirtileri de çok güzel yapmışlar yani ince düşünüp güzel espriler yapmışlar. Burada bunu da açalım. Tedavi biraz daha yavaşlatalım artık ee, Belirtiler zaten kendi kendine mutasyona uğramaya başlayacaktır Artık hastalığın bulaşmamış olduğu bir ülke olmadığı için rastgele trojan uçağımızı yolladık Orta Avrupa yavaş yavaş yok olmaya başladı Dandruff belirtisi mutasyona uğramış artık nörak solucanımız insanları kontrol etmeye başladı. Bütün dünyaya neredeyse hasıl ulaşmak üzere görüyorsunuz şeyler zaten kendi kendine mutasyona uğruyor. Belirtiler kendi kendine mutasyona uğruyor. Burada mesela bunların hepsi kendi kendine mutasyon uğradı. Zaten çok fazla da bir belirti yokmuş. Büyük ihtimalle hepsini açarız bile. Mesela saç belirtisi varmış. Ben eğlendim açıkçası arkadaşlar. Yani güzel ince espriler de var. Artık burada bütün belirtileri açıp birazdan oyunu tamamlarız diye düşünüyorum. Zor modda oynadım ama kolay olmuş. Yani oyunun kendisi kolay olmuş. Kolay ve eğlenceli bir senaryo olmuş. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu gerçekten çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer kanala abone olursanız, sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız, zilleri açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık video bitmek üzere. Eternal Trump. Bakalım o yeteneği de açabilecek miyiz? Açarız diye düşünüyorum. Hemen onu da açalım. Artık Nörak solucanımız bütün insanları köleleştirecektir diye düşünüyorum. Ve tahmin ettiğim gibi bütün insanları köleleştirdik. Yani Trump bütün dünyayı ele geçirdi. Geçmiş olsun. Ne diyelim yapacak bir şey yok sonuçta bir oyun seviyorsunuz arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.